Evet efendim, Haim Tekstil ertelendi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Denizli içinde çünkü çok önemli bir fuar. Haklısınız. Çünkü her sene özellikle geçtiğimiz sene 72 firmamızın 2020 Haimtex fuarına katıldığını düşünürsek, o fuardaki ticari kapasiteyi düşünürsek, müşterilerimizle bir araya geldiğimizi bolca düşünürsek, fuarın 76. kez yapıldığını düşünürsek tabii haliyle önemli. Tabii bu arada fuarın yapılıp yapılmaması hepimiz için bir belirsizlik oluşturuyordu. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bu anlamda geçtiğimiz hafta içerisinde hafta başında bir toplantı tertip ettik. Daha önce basında da yer aldı biliyorsunuz. Siz de yayınladınız. Messe Frankfurt İstanbul yetkilileriyle Denizli'deki ve Uşak'taki üyelerimizin içinde olduğu 70'e yakın firmamız burada bizimle bir toplantı yaptılar. Toplantı neticesinde kafamızdaki soruları Messe Frankfurt yetkililerine sorduk. Çünkü Messe Frankfurt 28 Eylül ile 5 Ekim arasında bir ücretsiz, daha doğrusu ücretsiz değil de cezasız çıkış hakkı tanımıştı. Hepimizin kafasındaki asıl önemli soru buydu. Bir de fuar yapılacak mı sorusuydu. O gün aldığımız cevapların neticesinde bir fikir oluşturacaktık. 28'sinde de kendi aramızda bir toplantı yapalım, kararımızı verelim. Bu konuda bir kanaat oluşturalım demiştik açıkçası katılan firmalarımızla. Aynı zamanda bunu Bursa İhracatçılar Birliği'ne de tavsiye ettik. Dedik ki siz de Bursa'daki Haim Tekstil katılımcılarıyla böyle bir istişare toplantısı yapın. Aynı şekilde İstanbul'da da arkadaşlarımıza söyledik. Siz dedik İstanbul'daki katılımcı firmalarla böyle bir toplantı yapın. En sonunda da Türkiye'deki tek ev tekstil derneği olan Tesisat'da da bir yüksek işaret toplantısı yapalım. Bu şehirlerden gelen Denizli, Bursa, İstanbul'dan gelen oluşan kanaati yüksek işaret kurulunda değerlendirerek bir tavsiye kararı alalım diye bir fikir düşünmüştük. Ama dün öğleden sonra akşamüstü hatta mesela Frankfurt'tan gelen bir mail, firmalara gelen bir mail bir anda fuarın 4 Mayıs ve 7 Mayıs arasında ertelendiğini gördük. Tabii bizim için açıkçası sürpriz oldu. Çünkü geçen hafta yaptığımız toplantıda hiç bunu hissettirecek bir şey söylememişlerdi. Ama hissettiğimiz şu da, acaba fuar biz gitmezsek, çünkü 23 bin metrekare ile Türk firmaları o fuarın en büyük metrekare alan katılımcıları. Bir 27 bin metrekare gibi de Hintli, Pakistanlı ve Çinli firmalar var. Totalde 70 bin metrelik fuarda 50 bin metrekare bu firm ülkeler tarafından dolduruluyor. Tabii bu ülkeler genellikle vize ve ziyaret problemi yaşama ihtimali vardı. Özellikle Çinli, Hintli ve Pakistanlı gerek katılımcı gerekse ziyaretçilerin. Bu nedenle Almanya sanırım o riske girmeme adına fuarı ertelemeyi tercih etti. Tabii Mayıs ayında şöyle bir şey var şu anda. Bir Domatex fuarı, gene Ocak ayında Haimtex'ten hemen sonra yapılan bir fuardı. O da Mayıs ayına ertelendi. Normalde aynı zamanda Evtex, İstanbul'da yapılan Evtex fuarı da biliyorsunuz bu sene Mayıs ayına alınmıştı ve iptal oldu, yapılmıyor. Çok Mayıs ayında o da vardı. Şimdi aynı ay içerisinde 3 büyük tekstil fuarı, ev tekstil fuarı yapılacak. O ay bizler için fuarlar ayı olacak gibi görünüyor. Çünkü fuarlara tarihler ışıklandığı için büyük bir ihtimalle eğer pandemiyle ilgili problem sürmezse, ki inşallah sürmez ve sürmeyecek diye düşünüyorum ben de o güne kadar, aynı fuar içerisinde 3 tane fuar yapacağız. Ona göre koleksiyonlarımızı, çeşitlerimizi, müşterilerimizi davet edeceğiz, hazırlığımızı yapacağız. Şu an açıkçası o güne hazırlanmak için ne yapabiliriz? Ona göre takvimlerimizi düzenliyoruz. Evet.